emekli amiral sıfatıyla da olsa art niyetli bir girişimdir. 128 milyar doları kim aldı? Ocak ayında 20 milyon. Efendim herkese iyi akşamlar. Bu hafta da oldukça dolu bir gündemle karşınızdayız. Adnan hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Gündemde bir sürü konu başlığı var ama benim açımdan en ilginç olanı bu 128 rakamı. Nereye kafamı çevirsem sosyal medyada, orada burada her tarafta 128 var. Bence çok başarılı gidiyor CHP açısından. Yani iyi bir kampanya. Fakat ben biraz yani bu kadar tepki göstermesini yani hiçbir yasal dayanağı olmadan böyle vinçlerle gece yarısı polis operasyonuna indirilmesinde bu kadar rahatsızlık yarattığına göre hakikaten arkada büyük bir sorun var galiba. 128 milyar dolar nerede diye başlayalım. Ha. Bence AKP burada bir taktik hata yapıyor. Kendisine zarar veriyor bu yaptığı şeyle. Böyle bir tarafsız gözle bakınca öyle vinçlerle, polislerle hatta bazı yerlere özel harekat polisleriyle gittiler. Yani o pankartları sökmek için. Bu suçluluk psikolojisine dalalet eder. Yani normal yurttaş baktığı zaman bir pankarta niye bu kadar müdahale edilir ki diye düşünür, aklından geçirir. Bunun zararı aslında AKP'ye olur. Bir de izah edemediler gerçekten bunu. Yani 128 milyar dolarlık bir para, o kadar büyük, devasa bir bütçe ki bu. Öyle bir para ki yani yüzünü boş verin. Şu anda Türkiye'ye 28 milyar dolar nakit para girse Türkiye şey yapar, rahatlar. Çünkü ekonomik sıkıntı içerisindeyiz. Aslında şunu anlıyoruz değil mi? Hani çok daha basit şekilde anlarsak. Ben çünkü geçen akşam Zafer Arapgirli'ye bağlandı, Aykut Erdoğdu. Bence harikulade anlattı. Yani o bölüm alıp ben olsam CHP'nin yerinde sosyal medyada film haline getiririm. Döndüre döndüre yayınlarım. Bunlar parayı aslında doların ateşini düşürmek için resmen satıyorlar. Adam bu arada kime sattıkları araştırılsa ortaya daha büyük kim bir skandal çıkacak. Kim aldı? Şu anda dolar kaç? Evet. Yani bunların hepsine bakmak lazım. O süreç başladığında dolar kaçtı, şu anda dolar kaç? Yani o para piyasaya sürülürken piyasa rahatlasın diye tamamı mıdır, bir kısmı mıdır onu bilmiyorum. O düşük fiyatlardan doları kim aldı? Sonra Merkez Bankası operasyonuyla dolar yeniden 8'lerin üstüne attı kendini. Kim zengin oldu? Bir de burada yani resimde aslında iki fiil var. Biri beceriksizlik, yani hakikaten ikisinin de suç. Yani biri beceriksizlik, biri organize suç aslında baktığın vakit. Yani Türkiye'de Sayıştay denetimi diye bir şey var ama Sayıştay denetimini reddettiği için AKP hükümeti, yani paranın izi bile sürülemiyor şu anda. Kuşkusuz ileride, önümüzdeki yıllarda, önümüzdeki dönemlerde bu paranın nereye kaybolduğu, nasıl kaybolduğu, kimleri zengin ettiği ortaya çıkacaktır. Bunlara mutlaka bakılacaktır. Ve bu kaçar yok bunun değil mi? Yani mümkün değil. Yani devlette ben Ergenekon yargılamalarında şunu gördüm. Devlette tek bir yaprak bile eğer sistemin içerisinde girmişse 100 yıl sonra ortaya bulunur ve çıkarılır. Evet, çok çok doğru. Bunun üzerini kapatmak mümkün değil. Tek bir yapraktan, bir not kağıdından bahsediyorum. Eğer devlet kaydına girmişse o not kaydı mutlaka ortaya çıkıyor. Çok bunun kaybolması şey. Mümkün değil. Yani bunu ben gözlerimle 6 yıl yargılama süresince şahit oldum. Yani neler neler çıktı geldi. Geçmiş dosyalardan, arşivlerden, Başbakanlık Devlet Arşivlerinden nerelerden neler çıktı geldi onu biliyoruz yani. Devlette hiçbir şey kaybolmaz. Mümkün değil. Her şeyin kaydı tutulur. El yazısıyla, tekrar ediyorum, tükenmez kalemle, kurşun kalemle yazılmış ama devlet sistematiğinin içerisinde kaydedilmiş belge mutlaka ve mutlaka bir gün ortaya çıkar. İşin bir boyutu o. Bunun yani ileride bir şeyi yapılacaktır. Sayımı, dökümü yapılacaktır. Parayı kimler aldı? Kimler o parayı birileri zenginleşsin diye saçtı, savurdu? Halkın parası çünkü bu. Tabii. Yani devletin bütçesindeki, Merkez Bankası'nın bütçesindeki paradan bahsediyoruz. İhtiyat akçesinden bahsediyoruz. Bunların hiçbirisi yok. O dönemin sorumluları kimler? O dönemin sorumlusu olarak gösterilen, 128 milyar doların sorumlusu olarak gösterilen Berat Albayrak. Nerede? Yani, yine soralım. Nerede? Berat Albayrak. Sen söyledin yerini bir defa. Bu arada hala orada. Onu söyleyeyim. Mesela ben bir söyleyeceğim. O kadar hızlı gündem değişiyor ki. Ya biz ne bekliyorduk iki hafta önce? Abi bakanlar kurulu değişiyor ya. Berat Albayrak geri geliyor. Yok, yeniden görev alabilir. Şu bakan gidiyormuş, şu bakan gidiyormuş. Hiçbir şey yok gene. Yani bir tuhaflık var. O kadar bir kapalı kutu ki.
Reis yine fake attı. Reis yine fake attı. Gerçekten yani Berat Albayrak'ın o süreçteki sorumluluğu mutlaka ve mutlaka sorgulanması gerekiyor. Sorgulanacaktır. Yani nihayetinde örtülü operasyon diye nitelendirilebileceğimiz bir şey değil. Yani bu paralar devletin hazinesinden çıkmış, birilerine gitmiş, çok ucuz kurdan gitmiş, düşük kurdan gitmiş. Bu zenginleşmeler kime yaradı? Bunların hepsine bakmak lazım. Tekrar ediyorum, 128 milyar dolar değil, 28 milyar dolar. Yüzünden vazgeçtim. Şu anda Türkiye'ye nefes aldırır. Türkiye nefes alamaz vaziyette. Bir de şunu söyleyeyim, şimdi sokaklara çıkıyoruz. Yani pandemi biraz sonra konuşacağız ama bu kadar kötü yönetilen bir pandemi sürecinde esnafın üçte biri neredeyse iflas etmiş Türkiye'de. Ve sen bunları aslında bu parayla birçok aileye yardım yaparak yani hakikaten resmi değiştirirsin, nefes aldırırsın. Para da yok, vizyon da yok, bir de muazzam bir yalpalama var. Yani onu görüyorum ben. Büyük bir telaş var. Hele ki şu pankartlar... müdahale suçluluk telaşından başka bir şey değil. Yani gerçekten olacak şey değil. Yani bir siyasi parti, Cumhuriyet Halk Partisi pankart asıyor il binalarına, ilçe binalarına. Gidip bunlara ortada suç olmadığı halde, savcılık suç yok diyor. Suç olmadığı halde gidip vinçle, özel hareket polisiyle müdahale edip o pankartları çekiştiriyorlar. Bir gün sonra tekrar asılıyor. İşte Başakşehir'de gençlik kollarından bir çocuk demiş ki ya bizim paramız yok, bunu zorla yaptırdık, almayın diye. Gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'nin parası da yok yani. O pankartları işte kendi aralarında şeyler, ilçe örgütleri toparlıyorlar, oraya o pankartı asıyorlar, sonra polis çekiyor. Tekrar 50'şer lira veriyorlar, tekrar asıyorlar. Fakat burada büyük bir beceriksizlik var, iletişim beceriksizliği senin söylediğin gibi. Bakıyorum mesela Mario Yunan çıkıyor, orada kendi Twitter hesabından bir açıklama yapıyor. TL'nin karşılığını bilmediği için. Ya bu kadar bir şey olmaz ya. Sildi yani, ama onu. Alıyorum. Yani sonra diyorlar ki aman efendim ne yapıyorsunuz falan, çat diye siliyor. Ve daha komiği, ya pankartı kaldırdın hadi. Bu ülkede 2023'te şayet seçim olursa en az 7 milyon yeni oy kullanacak insan var. Bu gençler hepsi Twitter kullanıyor, Instagram kullanıyor, sosyal medya kullanıyor ve herkes profil fotoğrafını 128 rakamı yapmaya başladı. Şimdi onları nasıl kaldıracaksın? Bunu bu hale AKP getirdi. Yani bu operasyonu o kadar yanlış yürütüyorlar ki. Yani düşün, 18 yaşındaki gençler o pankartların polis zoruyla, itfaiye zoruyla, vinçlerle söküldüğünü görünce getirip kendi profiline de 128 milyar dolar nerede diye koyuyor. Çünkü çalınan onun gençliği. Onun önündeki yani, süreceği uzun bir hayat. Bu Gezi zekası diye bir şey vardı ya. Gezi'de de mesela o kadar hani ilginç sloganlar çıkıyordu ki, benim çok ünlü bir reklamcı arkadaşım şey demişti. Ya Taksim'e çıktım. Duvarlara yazılan sloganları gördüm, o çocukların yazdığı sloganları. Benim dünyada tanıdığım en iyi, en üst zeka reklamcı bunların yanında çırak olamaz demişti. Şimdi bakıyorum Edirne'de adam şey yapmış, 356'nın yarısı nerededir diye. Kastamonu pankartları falan da var, bayağı şey, onlar da sempatik. İzahı olmayanın mizahı olur. Ha, çok güzel laf. Parayı izah edemiyorlar nereye kaybolduğunu. O yüzden mizah ve alay konusu oldular. Fakat şimdi bir de şey diyorlar utanmadan, Z kuşağını anlamak için aileleriyle görüşeceğiz. Anne baba evlerine gideceğiz. AK Parti'nin yeni stratejisi bu. Ne yapacakmış yani? Anne baba, çocuğum gel otur bak, bu amcalar iyi, bu teyzeler iyi teyzeler diye şey mi yapacak? AKP'lileri şirin mi gösterecek? Yani bu kuşağın gözünde AKP yönetimi, hele ki İstanbul Sözleşmesi genç kızların kafasında inanılmaz bir AKP şeyi oturttu, şablonu oturttu. Yani oluşan tepkiyi annelerin, babaların dindirmesi falan mümkün değil. İkimizin de yetişkin çocukları var. Yani biz bir şeye zorlayabilir miyiz, kanalize edebilir miyiz? Yani ben oğlumla evet, siyasi bakış açısı arasında, açılarımız arasında farklılık olduğunu görüyorum. Bazen tartışıyoruz. Yani televizyon izlerken o farklı yorum getiriyor. Ben farklı yorum getiriyorum. Aynen. Ama onun düşüncesine saygı duymak tabii zorundayım. Tabii, 24 kesinlikle. Yaşında yetişkin bir insandan bahsediyoruz. Ya Türkiye başka bir ülke artık. Ve yani son 20 yılda AK Parti'nin Erdoğan idaresindeki son 10 yılda özellikle geldiği noktada ben şu geldiğimiz fotoğrafı özellikle son birkaç aydır şuna benziyorum. Bu Maymunlar Cehennemi diye bir film vardır. Evet. Orada mesela bir kare vardır. Maymunlar uzay istasyonunun kumanda merkezine girer ve bağırarak çağırarak bütün tuşları aynı anda basarlar. Yani dışarıdan bu karikatür karesi aslında. Baktığında yani mesela şu gerçeği konuşalım, iftar fotoğrafını konuşalım ve bir yandan da ota fotoğrafını konuşalım. Yani Sayın Bahçeli, Sayın Erdoğan oturmuşlar iftar sofrasında. Bugün dün müydü? Ota dediğin?
otağı derken bu arada şey çok güzel bir ben biliyorum da izlemeyenler, duymayanlar için. Fotoğrafı şimdi göstereyim. Sarayın bahçesindeki altın otağdan bahsediyorum. Altın otağı ama altın güzel. Seri. Ya günün esprisini söyledim mi? Bu TV'de ekrana getirsinler. Altın seri vergilerin nereye gittiğini gördük diyor. Çünkü aynı form, aynı görseller, işte o, aynı motifler. Altın seri vergileri başka yerlere gittiği için insanlar bu sahte içkiden ölüyorlar. Ya, evet. Şimdi de o boyutu var. O boyutu. Devam edelim altın otağda. Şimdi altın otağda hani afiyet olsun. Allah iftarlarını Allah hayırlı kılsın. Etsin. Allah kabul etsin. Fakat benim dönüm gene bir iletişim kazası bence. Ya bir fotoğraf bin cümleden, bin kelimeden daha etkilidir. O fotoğrafı yani hep aynı şeyi düşünüyorum. Bu rahmetli Olçok öldükten beri çok büyük hataları arka arkaya yapıyor ve bu kaçınılmaz bir şey. İnsan öneminin, yani liyakatın. Erol Olçok'un yerini şimdi Fahrettin Altın mı doldurdu? O doldurdu. Yani orada bir kalibre farkı olduğunu görüyoruz. Kabul etmemiz gerekiyor ki Erol Olçok'lu yıllarda durmak yok, yola devam sloganı. Bence mükemmel bir slogandı. Yani görseller, görsel dili, bunun hangi stratejiyle paylaşılacağı, sosyal medya yöntemi muazzam bir orkestra şefiydi bence. Bunu kabul etmemiz gerekir. Bir siyasi dehaydı. Siyasal iletişim dehasıydı. Fakat bugün geldiğimiz noktada şu yerde çekilen, efendim çok büyük tepki var, millet aç falan filan. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yer sofrasında yemek yesin. Biraz yorumlasana şu fotoğrafı. Yani yer sofrasında bir dizayn olduğu o kadar açık ki işte hepimiz yer sofrasında yemişizdir. Yani Anadolu'nun çeşitli yerlerinden geldik. Biz oralarda, bizim çocukluğumuzda da yer sofrası aynı boyda, aynı ebatta, aynı yenilikte 3 ayrı siniden bahsediyoruz. O büyük sinilerden. Onun üzerinde işte iftarlıklar konulmuş. Bir de peçeteler var bir de. Peçeteler var. Peçeteler var. Bir de fotoğrafta ilginç şey şu. Yani bir tek Sayın Cumhurbaşkanı yemek yiyor. Herkes böyle duruyor fotoğrafta. Yani bu arada hepsi yemek yemiş, iftar etmiş de niye o andaki kare? Ya bak hataya bak yani. Bizim düşünebileceğimiz bir şey bu. O andaki kareyi niye kullanıyorsun? Bari herkes bir kaşık çalarken çorbaya onu paylaştı. O fotoğrafı paylaşmak bile hatası, iletişim kazası. Başka bir şey değil yani. Çünkü oradaki konuk oldukları ailenin fertleri olduğu gibi duruyorlar. Emine Hanımefendi duruyor. Sadece Sayın Cumhurbaşkanı iftarını açıyor. İşte Emine Hanım başka bir yere bakıyor. Tabii o fotoğraf. Ha, bakıyor ve konuşuyor ama kime konuştuğu belli değil. Yani doğallıktan uzak bir fotoğraf o fotoğraf. Şimdi tam kamuoyu o fotoğrafı tartışırken bir tarafta bir aktroller var, o maaşlı troller. Sayın Cumhurbaşkanı yine yer sofrasında halkın arasında diye anlatmaya çalışıyorlar. İzah etmeye çalışıyorlar ama 24 saatli olmadan öyle bir altın varaklı fotoğraf geldi ki bütün şeyin o fotoğrafın bilmeyenlerde oluştuğu sempatiyi yok etti götürdü. Sayın Bahçeli ile Sayın Tayyip Erdoğan sarayın bahçesinde kaç odası vardı sarayın? 1200 müydü? Bilmiyorum vallahi ben. 5000 miydi? Sen de rakamları çatlatamıyorsun Serdar. Ben de demans başladı Adnan. Yaşlanıyoruz. Kabul et 35 yıl oldu mesleğe gireli. Artık hiçbir şey kalmıyor akılda. Bundan sonra böyle. Peki, Allah sonuna hayırlı etsin. İşine gelmiyor da söylemiyorsun sen bence. O devasa sarayın bahçesinde bir de işte altın otağı oluşturulmuş. O altın otağı işte otağı kelimesi şeyden gelir. Orta Asya'da öyle otağlar vardır. Ben Nevruz'a falan gitmiştim. Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine. Oralarda Nevruz'da kurulur böyle otağlar. Oralarda büyük sofralar kurulur. Orada kurulan bildiğim kadarıyla kıl çadır falan yani. Tabii. Altın ne oluyor? Altın varaklı. Biz de böyle. Altın seri bizim. Her şeyimiz altın seri. Yani o gösteriş, o şaşa, işte Tayyip Erdoğan'la Devlet Bahçeli fotoğrafı. Şimdi bir gün önce oluşturulmaya çalışılan şey imajla imgeyle bir gün sonra servis edilen fotoğraf yerle bir oluyor aslında. Tabii. Bu da bir iletişim kararı. Bu yalpalama, savrulma. Kılıçdaroğlu dediği gibi. Yani yönetemiyorlar. Operasyonu, süreci de yönetemiyorlar. Kim akıl veriyorsa Sayın Cumhurbaşkanı'na veya işte AKP'nin üst düzey yönetimine iyi bir akıl vermiyor. Bunlar, ben söyleyeyim kim verdiğini. Benim aşı olmamı engelleyen şu anda 30 yıllık basın şeref kartı mensubu bir gazetecinin basın kartını gasp eden ve bunu haksız bir şekilde ve hukuki şekilde gasp eden Fahrettin Altın yapıyor. Senin basın kartın yok mu? Benim basın kartıma el koydu. Neden?
Hiçbir gerekçesi yok. El koydu. Basın kartı... Fethullahçılar döneminde mi el konuldu yoksa? Hayır, bu dönemde. Hayır, Fethullahçılar zamanında el konuldu. Fethullahçılar benimkini de kırmışlardı. İptal etmişlerdi. Bir farkı yok. Benimkini yani, resmen sen aldın ama sonra. Ben sonra başvurdum. 2016 yılında tekrar işte Fethullahçıların etkisi kırıldıktan yani şimdi sonra ama şöyle basın kartımı aldım. Sen biliyorsun. Meslekte 25 yıl bir fiil çalışıp SGK girişinin tarihi de atıyorum. Benim 70, 80, 87 mi 88 mi ne olduğunda bir fiil 25 yıl çalıştığında sürekli basın kartı sürekli olması. Basın kartı sahibi olsun. Eski adıyla basın şeref kartı. Bu evet. Kart iptal edilemez, değiştirilemez. Bu bir haktır. Evet. Adamlar bunu, yani bu arada hak dediğin şey ne? Bugüne kadar ben toplu taşımada kullanıyordum onu. Benim için de kıymetli bir para o. Toplu taşımada. Benim öyle arabam yok, bir şeyim yok. Hakikaten yani ihtiyacım var ya ona. Adam iptal etti. Hadi neyse. Abi geldiğimiz noktada bu şirkette çalışan gencecik çocuklar, helali hoş olsun, hepsi basın kartı sahibi olanlar. Benden kaç yaş genç? Aşı oldu ve olamıyorum. Niye basın kartım yok? Niye el kondu? Fahrettin Altun Bey beni sevmiyor. Uygun görmüyor efendim. Bu arada madde koymuşlar. Desem ki ben dava açtım, davayı kazandım. 2 yıl boyunca diyor ki her ne gerekçeyle iptal edilirse edilsin, iade edilmez 2 yıl boyunca diyor. Yani kitlemişler yasayı. Bunu da niye yaptılar? Asıl onu söyleyeyim ben sana. Bunu şundan yaptılar. Ola ki sakıncalıyım ya ben. Alınırsam Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi o bu falan olduğunda cezaevindeki gazeteci sayısı kaç? Onu verirken diyor ki basın kartı olanları sayıyor. Yani ben 30 yıllık gazeteci, o kadar yerde çalışmışım, o kadar kitabım var. Diyor ki bu gazeteci değil. Niye? Basın kartı yok. O yüzden iptal ediyor. Peki asıl konuya gelelim. Yani Türkiye bir haksızlıklar ülkesi haline geldi. Bu emekli amirallerle ilgili mesele, geçen hafta da konuştuk seninle. Artık bence bir korkunç bir hal aldı. Tekrar galiba arama yapılıyor şu anda evlerinde. Biz bunu evet, konuştuğumuz an itibariyle. Evet, evet, evlerde arama yapılıyor bazı emekli amirallerin. Ve asıl orada ilginç bir not var. Geçen operasyonun yapıldıktan yaklaşık 24 saat sonra, öyle yanlış hatırlamıyorsam, TESUT, Türkiye Emekli Subaylar Derneği, Milli Savunma Bakanı'nı ziyaret etmişti. Evet. Anımsıyor musun? Evet, Hulusi Akar ziyaret etmişti. Hulusi Akar da TESUT'un da emekli amirallerin bildirisini kınadığını söylemişti. TESUT Başkanı 24 saat sonra açıklama yaptı. Dedi ki hayır, biz bu görüşmede herhangi bir bu yönde görüş bildirmedik diye. Evi arananlardan biri de TESUT Başkanı. Ha. Yani vay sen misin? Evet, vay sen misin? İtiraz eden, hayır öyle değildi, gerçek budur diyen herkesin evine polis gidecekse Fethullahçılardan bir fark kalmadı ki. O zaman da 2008-2010 iklimi de böyleydi. Yani hayır diyen, itiraz eden, yalan, yanlış, doğrusu budur diyen herkesin evine polis mi gidecek bu ülkede? Arama mı yapacak yani? Ne farkı kalıyor o zaman? Yani böyle bir demokrasi, böyle bir özgürlük olabilir mi? İnsanlar fikir beyan etmişler. Yaptıkları şeyin de bir darbe çağrısı, darbe iması olmadığı ortaya çıkmış. Zaten bildiriyi okuyan, aklı selimle okuyan herkes burada ne arıyor darbe diye sordu. Yani yargı da bu işin altından kalkamadı. İnsanları serbest bıraktılar. Serbest bırakılan insanlara şimdi şey takmışlar, elektronik kelepçe takmışlar. Yani bu 75 yıllarda o koluna polisin girip insan, o emekli amiralleri hakikaten içim acıdı ya. Ya bu adamlar Ergenekon zamanında bu kamu vicdanı, bunun ne olduğunu gördü ve bunu görecek kadar akılları yok. Yani evet, bu 5 yıl sonra, 3 yıl sonra aynı şey onlara dönecek ya. Anlamıyorum yani. Yaptığınız şey hukuksuz, bitti. Hukuksuz, bir de şey boyutu var gerçekten. Yani bu insanları bir şekilde serbest bırakmış yargıç. Şimdi elektronik kelepçe takılıyor. Atilla Kezek Amiral diyor ki, içim acıdı okurken. 37 yıl devlete hizmet ettim. Şeref madalyası olarak devlet bana kelepçe taktı diyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani 37 yıl devlete hizmet etmiş bir insandan amirallik seviyesine yükselmiş, Türkiye'nin şanını, şerefini, mavi vatanını korumakla görevli, elinden gelen her şeyi yapmış bir amiral bundan duyduğu rahatsızlığı bu şekilde söylüyor. Yani bu arada Atilla Kezek dedi ama Barış Terkoğlu arka arkaya bence nefis işler yapıyor. Yani çok iyi gazeteci. Müthiş gazetecilik yapıyor. Tebrik ediyorum buradan kendisini. Atilla Kezek'le ilgili... Atilla Kezek Kasımpaşalı biliyorsun. Aynen. Şunu bir anlatsana. Ben yazıyı okudum.
Yani orada benim yapacağım bir yorum var ama yani bilmeyen için de bir üzerinden geçelim. Atilla Kezek kumpas davaları sürecinde Kasımpaşalı olduğu için Sayın Cumhurbaşkanı da Kasımpaşalı. Ağabeyisi Kasım şeyle Sayın Cumhurbaşkanı'yla ilişki halindeymiş. İletişim kuruyor. İşte Kasımpaşalılıktan oluşan bir hukukla gidip... Ama kurmay başkanıyken gidiyor. Tabii. İki görüşme yapıyor. O kumpas davalarında, Balyoz Ergenekon askeri casusluk davalarında Fethullahçıların yaptığı hukuksuzlukları, haksızlıkları anlatıyor. Sayın Cumhurbaşkanı da hatta ya Genelkurmay Başkanı'nın tutuklanmasından, Sayın İlker Başbuğ'un tutuklanmasından ben de çok rahatsızım diye rahatsızlığını dile getiriyor. Ama Balyoz Ergenekon süreci devam ediyor. Atilla Kezek Paşa bir daha gidiyor. Tekrar anlatıyor. Cumhurbaşkanı tekrar rahatsızlığını dile getiriyor. Orada şemalar memalar bayağı anlatmış. Tabii. Bütün dosyaları götürmüş. Tamamını bırakmış. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı bunlar bende kalabilir mi demiş. Almış o şeyleri Atilla Kezek Paşa'nın getirdiğileri. Efendim? Yalanlama da gelmedi. Tabii yalanlama gelmedi. Ya Atilla Kezek şeyindeki çapındaki bir adam yani amirallik seviyesindeki bir adam böyle bir şeyde yalan söylemesi mümkün değil. Yani derler ki ya böyle bir görüşme oldu fakat evet. Böyle bir şey paylaşılmadı der. Der yani ne yani olur? Belki şu yaşanan süreçle ilgili de Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir hafızasını tazelemesi, o dönem yapılan operasyonların halkta oluşturduğu tepkiyi yeniden göz önünde bulundurması gerekiyor. Yani elektronik kelepçe falan yoktu. İnsanlar serbest bırakılmıştı, amiraller. Sayın Cumhurbaşkanı geçen gün bir televizyon programında zannedersem gençlerle yine bir Montrö bildirisiyle ilgili olarak imada bulundu. Hemen arkasından işte savcılar görev biliyorlar veya yargıçlar görev biliyorlar elektronik kelepçe takılsın diye. İnsanların ellerine elektronik kelepçe takmaya gidiliyor. Zaten şey yani evde sabitler çıkamıyorlar bir de elektronik kelepçe takılıyor. Onun üzerine yeniden amirallerin, başka amirallerin evinde arama yapılıyor. TESUT Başkanı'nın evinde arama yapılıyor. Yani hukuksuzluk şu anda bütün ihtişamıyla bu ülkede insanlara korku salıyor. Ama sistem hatası. İşte sistem hatası. Bunun kimseye bir katkısı, bir şey kazancı yok. Cumhurbaşkanı mesela kaç tane şirket, kaç tane pardon kurumun başında, kaç tane bakanlığın, kaç ordu komutanlığı, kaç tane kol ordu komutanlığı, yok efendim dışişleri, içişleri bilmem ne. Yani o kadar fazla büyük bir operasyon ki bu. Öyle bir hale geldi ki piramidal yapıda. Bence devlet artık sosyal medya üzerinden veya Cumhurbaşkanı'nın telefon, işte televizyon konuşması üzerinden o cümleyi talimat olarak, ona o talimat gelmiyor bile. Böyle bir şey mümkün değil. Fiziken, teknik olarak mümkün değil. Ha biz pozisyon alalım diyor. Oradaki vali gidiyor vinçle söküyor. Oradaki adam gidiyor oradaki adama kelepçe takıyor savcı. Yani o bunun feedbackini yani geri dönüşünü alıp ya efendim biz bunu yanlış yaptık. Ya yer fotoğrafında şöyle bir vakti biliyor. Bir insan sonuçta 24 saat. Ya bu Emine Hanım'ın fotoğrafını benim fotoğrafımda niye onlara foto koymadınız? Yani belki bir saniye görürse geri dönüş verecek. Dönecek oradan efendim NATO ile ilgili şöyle bir şey var. Dönecek oradan şu 128 milyar bir de devlet duruyor bir yandan. Ya böyle bir şey mümkün değil. Yani çöküş böyle bir şey. Bu fotoğraf yani. Çöküş, devletin çöküşü böyle bir şey. İşte oluşturulan bu sistem, bu başkanlık sistemi dediğimiz şey ne yazık ki devlet sistematiğinin çökmesine yol açtı. Bütün sistemi Tayyip Erdoğan yukarıdan aşağı kendisinin üzerine kurduğu için de ülke yönetilemez hale geldi. Çünkü meclis olduğu gibi etkisiz kılındı. Geçen hafta olan şeyi hatırlamıyor musun? Yani mecliste bir şey için red çıkıyor. Tekrar yukarıdan talimat geliyor. Meclis başkanı tekrar oylatıyor. Ta ki kazanana kadar. AKP ve MHP kazanana kadar. Yani meclisin de artık herhangi bir işlevi yok. Kılıçdaroğlu'na fezleke yolluyor. Evet yani. Hoşlanmadığı için. Vay 128 milyar dolar mı yaptın? Hoşlanmadım diyor. Arkada ne konuşuluyorsa koskoca ana muhalefet partisi liderine fezleke gidiyor. Yani bu Demokrat Parti döneminde de böyle oldu. Muhalefet o kadar baskı uygulandı ki yarın öbür gün o fezleke mecliste oylanır ve Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığı veya diğer milletvekillerinin dokunulmazlığı kaldırılabilir. Ya yani o noktaya bile gidebilir. O kadar gözünü karartmış. Ben şaşırmıyorum. Evet, bana. Gözünü karartmış. Aynen öyle. Gözünü karartmış bir şeyden bahsediyoruz, yapıdan bahsediyoruz yani. Gerçekten olursa olabilir mi? Olabilir. Ben hayır ya bunu da yapmazlar ya artık biz... diye düşündüğüm ne varsa yaptılar. Ben şimdi. Bu arada çok hızlı gittim. Dönüp tekrar şeyi hatırlatmak istiyorum. Atilla Kezek'in o evrakını alıyor. Alabilir miyim diyor. Başka odaya geçiyor. Baş başa görüşüyorlar. İkinci görüşmede. Ya orada resmen fotoğrafı veriyor önüne.
Peki odadan çıktıktan sonra ne beklersin? Bir aksiyon alması lazım. İsimler ortada. Evet. Gidişat belli. Birkaç hafta sonra hakikaten dediği gibi oluyor paşanın. Geldiğimiz nokta ne? 15 Temmuz. 15 Temmuz. Tabii. Yani şimdi bu fotoğrafı yaşamışsın. Bu bir bedel. Yani bu sen herhangi bir değilsin ki. Yani birincisi Serdar 2002'den itibaren sürekli olarak bak Fethullahçılar orduyu ele geçiriyorlar diye notlar gidiyor. Yaşlarda toplantılar düzenleniyor. Bakın bunların hepsi Fethullahçı, rütbe alanların tamamı Fethullahçı diye. Harp okulundan Fethullahçı olmayanı neredeyse mezun etmediler. Yani Fethullahçı olmayan kurmay olamadı. Fethullahçı olmayan general olamadı. O yüzden işte bütün tüm general seviyesindeydi darbeye evet, katılanlar. Evet. Çünkü korlar, orlar Fethullah döneminde rütbe alanlar değil. Tabii. Yani o dönemde yani 2002'den sonra kurmay olmuş albay, tuğ general, tüm general olanların birçoğu Fethullahçı çıktı. Darbeye katıldılar. Bununla ilgili de defalarca uyarı yapılmış. Kurmay başkanı da geliyordu ki sadece deniz kuvvetlerindeki durum budur efendim. Bu iş gidişatı budur. Yani hava kuvvetlerinde %60'lara çıkmıştı rakam diyorum. Yani hava kuvvetlerinin subaylarının %60'ı Fethullahçıydı. Bununla ilgili de götürülüp AKP'ye yaş toplantılarında bildirildi, önlerine konuldu. Buna rağmen önlem almadılar. Darbeyi kim başlattı? Hava kuvvetleri başlattı Akıncı üstünde. Aynen. Yani herkesin bildiği şeylerdi bunlar. O şimdi gelip Fethullahçıların, FETÖ'nün siyasi ayağı nerede dediğimiz zaman da küplere biniyorlar. Şimdi Fethullahçılar siyasi destek almasa askeriyeye, yargıya, işte devletin, bakanlıkların bütün en kilit noktalarına nasıl sızacaklardı? Türkiye'de hiç kimsenin dokunmadığı yerlere dokundu Fethullahçılar. TÜBİTAK, Adli Tıp Kurumu. Sen 35 yıllık gazetecisin. Tabii. Oralara dokunulduğunu hiç gördün mü? Oralar çok özel uzmanlık isteyen yerler çünkü. Fethullahçılar oraları ele geçirdiler. Neden? Adli Tıp Kurumu'na rapor gönderiyor çünkü kumpas davaları için. Tabii. Ama önceden planlıyor bunu. Tabii. Bu davada nereye gidecek diyor benim yaptığım sahte imza Adli Tıp'a. Tabii Adli Tıp'a gidecek. Nereye gidecek? TÜBİTAK'a gidecek. Dijital veri. TÜBİTAK'a gidecek. Oraları ele geçirdiler. Tabii. Oradan rapor geliyor. Silivri yargılamalarında şok oluyoruz. TÜBİTAK gerçekten raporu veriyor. Sonra ortaya çıktı ki TÜBİTAK'ı da ele geçirmişler. Yani Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığındaki veya yönetimindeki AKP... Ya şimdi aynı şey değil mi? Oradaki şu andaki polis memuru, emniyet müdürü pardon diyor ki bu pankartı indirmem için idari karar gerekir. Yasa olarak şey yok diyor. O vali evet, akla ve mantığa uygundur indirin diye şey yapıyor. İnisiyatif kullanıyor. Hukuki karşılığı yok ya. Aynı şey bence. Polisteki Fethullahçı yapılanma 30 yıldır konuşuluyor. Zübeyir Kındır'a kitap yazmış Fethullah'ın copları diye. Adil Serdar Saçan kitap yazmış, uyarmış. Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral. Cevdet Saral Fethullahçılara karşı mücadele etmiş. Gülcü Fethullahçıların bütün şeylerini çıkarmış. Emniyetli örgütlendiler, bütün sistemi ele geçirdiler diye. AKP ne yapmış? Hiçbir şey yapmamış. Fethullahçılar polis teşkilatının %90'ını neredeyse ele geçirmişlerdi. Kendilerinden olmayanlar istifa etmek zorunda kalıyordu. İntihar etmek zorunda kaldılar. Şimdi Fethullah'ın siyasi ayağı kim diye sormayacak mıyız? Bu adamları kim yerleştirdi buralara? Aynen öyle. Şu anda yapılanlarla ilgili. Yani diyorum ya büyük bir savruluş var. Allah hepimizin sonuna eylesin. Evet. Başka. Şimdi gelelim bir de ufacık bir kaçamak ama gene bu haftaki konu. Devletin ne hale geldiğiyle ilgili. Hizmete özel pasaport hikayesi. Şimdi Malatya AK Parti... Gri pasaport. Gri pasaport mu oluyor? Gri pasaport. Gri. Yeşilyurt başkanı, ilçe başkanı AK Parti Malatya'daki 45 kişi galiba. Bunlara diyor ki çevre bilmem nesi... Başka ilçeler de var. Basmin var. Falan da var. Çıktı ortaya. Var. 3-4 yerde çıktı. Aynen. Yani gidenler bir daha geri gelmiyor. Bu nasıl bir şey? O da Fethullah işi. Öyle mi? Öyle tabii, mi? Tabii. Fethullah işi tabii. Fethullahçıları kaçırıyorlar. Para karşılığında böyle bir organizasyon kurmuşlar. İşte hizmet pasaportu çıkartıyorlar onlara. Diyelim ki bu işte folklor grubu diye gösteriyor. Bilmem nerede ne etkinliği var. Almanya'da AK Parti ilçe başkanları görevde mi hala? Bir belediye başkan yardımcısı Yeşilyurt'ta görevden alındı. Başkan yardımcısı alındı. Başkan yardımcısı. Bir dakika işlere... ben Fethullahçı olduğunu operasyonu bilmiyordum. Büyük operasyon o zaman bu. Fethullahçıları kaçırma operasyonu. Ama inanılmaz bir şey evet, bu.
Yani kaçırılan isimlerin birçoğunun Fethullahçılarla teması var. Bu şeyi kuran, organizasyon şirketini kuran adam Fethullahçı. KHK'la şeyden atılmış, görevden uzaklaştırılmış. Aa. Yani tabii ucu yine Fethullah'a dokunuyor. Onları kaçırıyorlar. Ya yani onlar da gidiyor, ben Türkiye'de baskı görüyorum diye Almanya'ya iltica ediyorlar. Dertleri o. Kaçırılan insanlara bak. Ben de hani bunların gitmesi hayırlıdır, ülkemizde bulunmamaları daha iyidir falan diye bir açıklama yapmış. Zannediyorum ki ya bunlar da işsiz güçsüz Almanya'da iş buluyorlar işte. Ben o açıklamayı öyle okudum. Yok yok, alakası yok. Ben bayağı demans olmaya başladım. Yok ya, daha genciz biz. Şimdi 7000 eurolardan bahsediliyor kişi başı. O organizasyon şirketi bunlara gri pasaport çıkarıyor. Belediyeden yazı alıyor. O gri pasaportlarla bu insanlar vizesiz şekilde biniyorlar otobüslere, Almanya'ya gidiyorlar. Neymiş işte, folklor etkinliğine gidiyorum. Neymiş bilmem nerede eğitim var, eğitim almaya gidiyorum. Oradan işte dönüşte de bu gri pasaport kullanıldıktan sonra geri getiriliyor. Yeniden ilgili pasaport şubesine teslim edilmesi gerekiyor. Tekrar yurt dışına çıkacaksan, mesela gazetecilere de tanındı bu gri pasaport. Sen sarı basın kartın olmadığı için bunlardan haberin yok senin. Tabii tabii. Aynen öyle. Sarı basın kartlı sahiplerinin de böyle bir hakkı var. Bu arada ben de çıkarttırmadım gri pasaport. Görev yazısı, mesela KRT Genel Müdürlüğü'nden bir görev yazısıyla yurt dışına gri pasaportunu çıkarttırıp vizesiz gidebiliyorsun. Ama dönüşte gidip pasaport şubeye teslim etmen gerekiyor. Ha. Tekrar bir görev yazısı çıkar. Bu söylediğin çıkar. Daha bayım benim için aşı kadar. Bahattin Altun'un iki elin yakasında. Gerçekten. Yani orada o gri pasaport kullanılarak bu insanlar kaçırılmışlar. İşin içinde hem rant var hem de Fethullahçıları kaçırma operasyonu var. Evet. Hesap veren var mı? Yine yok. Evet. Bir konu daha geçen hafta, bu Süleyman Karaman milletvekili müftüyü ziyaret etti. Erzincan müftüsü Burhan Çakır'ı ziyaret etti. Müftülükte mi ziyaret etmiş? Hayır. Hastane odasında. Adamın da bu arada romatizması yok. Covid'i var. Covid'i var. Birlikte fotoğraf da var galiba. Evet. Serkan koysun. Yani ben artık konuşmuyorum. Sen buyur konuş. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Üçüncü piki yapıyor. Üçüncü dalgayı gördük. Millet yerlerde sürünüyor. 250-260 ölü. Durdurulamıyor. Aşıyla ilgili bir başka skandal var. Utanmadan bu insanlar gidiyorlar, fotoğraf çektirip sosyal medyaya koyuyor. Bir de sosyal medyaya koyuyor. Sonradan da sildi. Yani olacak şey değil. Bir de sağlık sistemimize de bakmak lazım. Yani milletvekili diye nasıl Covid'li hastaların yattığı bölüme sokabiliyorsunuz? Yani orada rahat rahat hasta ziyareti yapılabiliyor. Belli ki bir kişi daha var, o ikinci kişinin kim olduğunu bilmiyorum ziyaretçilerde. Bu insanlar oradan çıktıktan sonra yeniden halkın arasına karışacaklar. Yeniden belki siyasi faaliyette bulunacak, kahvehane ziyaret edecek, işte marketlere gidecek, esnafla tokalaşacak falan filan. Olacak şey mi bu? Programı kapatırken senin en sevdiğin konulardan iyi yorum yapacağını düşünüyorum, bir konuya gireyim. Ahmet Altan serbest bırakıldı. Ne diyorsun? Bunu konuşmamıştık ama. Evet, aynen. Yolu, yani bant da olsa bir yorum alalım. Benim de bir yorumum var. Çok büyük tartışma çıktı çünkü. Bir taraftan hani onu savunanlar, şey de konuşalım aslında. Erkan Oğur hikayesi, İbrahim Kalın'la yaptığı şey çok büyük tepki çekti sosyal medyada. Bazıları dedi ki ya ne oluyor kardeşim, adam sanatçı, istediğini yapar. Yani Ahmet Altan'la ilgili az önce gelirken ben Ahmet Şık'ın 2000 küsürlü yılda, 2014'te galiba Washington DC'de yaptığı bir konuşmayı dinledim. Hiç bilmiyordum onu ben. Ahmet Şık mesela diyor ki gazetecilik faaliyetidir. İyi tanırım. Gerçekten demokrasiye inanan bir insandır. Ama Taraf Gazetesi'nin yaptığı gerçekten korkunç bir şeydi. Bunu yargılayacak olan kamu vicdanıdır. Bunu yargılayacak olan gazetecilik etiğidir, ahlakıdır. Yaptığı şey çünkü berbat bir gazetecilikti. Darbelere karşı olduğuna eminim. Ama kötü iş yaptı diyor. Çok kötü iş yaptı. Ama diyor bu bir gazetecilik faaliyetinden dolayı, biz prensipleri konuşmalıyız. Gazetecilik faaliyetinden dolayı içeride olmasını kabul edemiyorum diyor. Senin yorumunu alayım. Ahmet ikimizin de arkadaşı değil mi? Çok yakın arkadaşım tabii. Senin de benim de. Ahmet'in de dosyasını açayım o zaman. Evet. Yani Ahmet de kumpas davaları sürecinde kitap yazdı. O kitapta yani aslı astarı olmayan, sırf işte şeye karşı, Ahmet biliyorsun bu rejimle ilgili, devlet sistematiğiyle ilgili 30 yıldır şey yapar,
uzak durur, hatta karşı durur. Tabii. Yani o kitapta kumpas davalarına hizmet edecek şeyler vardı, bir. İki, bu Özden Örnek Günlüklerini Nokta Dergisi yayınlamıştı. Ahmet Şık'ın imzasıyla yayınlanmıştı onlar da. Sonra Nokta Dergisi'nin yönetenlerin de Fethullahçı olduğu ortaya çıktı. Şimdi sürekli Almanya'dan YouTube yayınlarıyla Türkiye'ye kin kusuyorlar. Bu da iki. Yani Ahmet Altan'ın gazeteciliğine, Ahmet Şık'ın Ahmet Altan'ın gazeteciliğine onay vermesi benim için şey değil. Ahmet'i severim. O başka. 30 yıllık arkadaşımdır. Ama Ahmet'in de o süreçle ilgili eleştirdiğim bir şeyi var. Bende kaydı aynen, duruyor. Peki. Kaydı duruyor. Gelelim Ahmet Altan mevzuna. Ahmet Altan bir kumpas merkezinin başına getirildi. O kumpas merkezinde hem milli orduya kumpas kurulurken, Türk ordusu orak gibi Fethullahçılar tarafından biçilirken sahte belgelerle yayın yaptı. Bir tek askerlere yönelik değil, Türkan Saylan'a yönelik bile. Yani kanser olmuş, Türkiye'ye çok büyük hizmetleri bulunmuş, Türkiye'de gençlerin eğitimi için bütün yaşamını feda etmiş, insanların sağlığı için elinden geleni yapmış bir insana bile iftira attı, hakaret etti. Taraf gazetesinin başlıklarını, manşetlerini hatırlayalım. Hatta yani Türkiye'de milyonlarca gencin ahını aldı Taraf gazetesi. Ne yaptı? Sorular çalındığı zaman hayır sorular çalınmadı diye yayın yaptı. O başlıkta duruyor. Serkan onu da getirir. Bir şey yok, bu YÖK'te herhangi bir sıkıntı yok diye bir daha yayın yaptı. Bir şey soracağım. Evet. O demin bahsettin ya, TÜBİTAK başı ele geçirilmiş. Evet. Orada şunu şu şekilde kendini savundu diye hatırlıyorum. Kardeşim gelen devletin kurumlarından gelen belge, ele geçirilen belge. Altında imzası var kardeşim. Ama sahte imza oldu. Adlet sonra dava sürecinde çıktı, dedi ki bak ispatlandı. Adli tıpta, TÜBİTAK'ta. Mermiye kafa atacaktık manşeti ne olacak? Yani intihar eden Ali Tatar için yazıldı bunlar. Daha karpuz kesecektik diye 300 tane bu ülkenin şerefli subayı tutuklandığı zaman yazıldı. Şeye kıymık diye yazıldı. Türkan Saylan'a kıymık diye yazıldı. Mehmet Baransu'nun götürdüğü bavul neydi? Gazetecinin işi midir? Kumpaslarla dolu kurgu belgeleri götürüp. Hayır, o gün bu gazetecilik faaliyeti mi yani? Ben nerede olduğumu biliyorsun da şunu söyleyeyim. O gün kendilerini şöyle savunuyorlardı. Kardeşim ben gittim devletin içinden AK Parti'ye, demokratik bir şekilde seçilmiş partiye darbe yapacak olan bir çete içerideki. Bu içeride bunu gören askerler bize bu belgeleri sızdırıyorlar. Özel örnek günlükleri gibi. Yani burada ya belge, bir hazırlık var. Belge sürekli sızdırılır. Hepimiz bu işi yaptık. Yani o da diyor ki belge sızdırılır, sahte belge gelir. Niye yayınlıyorsun? Bakmadın mı? O da diyor ki ben sahte olduğuna bak, dava sürecinde şunu söyledi. Kardeşim bak TÜBİTAK doğruluyor. Hayır. Sonra ortaya çıktı. O dava sürecinde onu zırvalıyor da affedersin. Öyle bir şey yok yani. Balyoz davasında, Silivri yargılamalarında bunların tamamı çürütüldü. Böyle bir şey yok. Yani Ahmet Altan'ın da Yasemin Çongar'ın da günahları büyük. Emre Uslu yazmıyor muydu o sırada orada? Yazıyordu. Yani ya bana neler yazdılar. Baransu orada değil miydi? Senin için neler yazdılar? Neler? Bana şey dedi. Tuncer diye bir şey vardı. Haber müdürüydü. En son çıktı. Bizim Tuncer ya. Sabahta çalışıyordu. Köseoğlu'ydu soyadı galiba. Tuncer Köseoğlu. Sabahta çalışıyordu. Evet. Cağaloğlu'nda hatırla. Tamam işte. O tarafta haber müdürlüğü, evet, müdürlüğü yapıyordu. En son artık orada kurulan kumpaslardan illallah dedi. İstifa ederek kaçtı, evet, ve yani bir sürü ifşaatlarda da bulundu. Aynen öyle. Şimdi, hatta şöyle söyleyeyim. Bana postal yalıcısı bilmem ne dönüyor. Postal yalıcısı diyor. Niye kan uykusu belgeselini yapmışım? Hakarete bak. Dönüyor diyor ki bu SkyTürk'te Ergenekon dalgalarında gaz çıkarttı adamların hepsi o kumpasın adamlarıdır. Allah Allah. Ya diyorum ben generallerimi konuşturuyorum. Şey mi yapıyorum? Dengeli gidiyoruz. Fikret Bulut'u hiç unutmuyorum. Dedim ki ya bir çıkarsana. Bizim SkyTürk yakınında Ergenekon dalga dalga geliyordu ya gözaltılar. O operasyon başladığında konuşanlar kimler? En çok konuşan, saat olarak söylüyorum, Mehmet Altan. İkinci konuşan Nazlı Ilıcak. Ne o biz şeyiz. Sen de az değilmişsin ama. Evet. Hayır ama yani onu Fikret'e söyle. Ama yani şunu söyleyeceğim. Biz dengeli bir şey yapmaya çalışıyoruz. Böyle hani kötü niyetliydiler yani. Kötü niyet. Kötü niyetliydiler. Türkiye'nin diz çökmesi için, çünkü Türkiye'nin en büyük gücü askeri gücüdür. Türkiye'nin diz çökmesi için Amerikalıların, Fethullahçılar aracılığıyla CIA'nın kurduğu kumpasın tam merkezine oturdu. Taraf gazetesi, Ahmet Altan'ın günahı da çok büyüktür, Nazlı Ilıcak'ın da günahı çok büyüktür ama yattıkları süreye falan bakıldığı zaman bence
yattığı süre yeterlidir. Hı hı. Ama bir nedamet, bir pişmanlık içerisinde olmadığını da görüyorum. Yok, belli ki yeniden böyle bir güç eline geçerse yeniden kin kusmaya devam eder Ahmet Altan. Evet. Ama yani Ahmet Altan gazeteciliği kumpas gazeteciliğidir. Orada altını kalın bir çizgiyle çizmek lazım. Peki Adnan, çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta bakalım hangi sevimli konuları konuşacağız diye düşünüyorum. Türkiye'de çok sevimli bir şey olmuyor ama umarım evet. Sevimli şeyler olur da konuşuruz. Aynen, inşallah. Evet efendim, elimizden geldiğince, olabildiğince bütün çerçeveyle bir haftanın özetini vermeye çalıştık. Sürçülisan ettikse affola, herkese iyi akşamlar efendim. Emekli amiral sıfatıyla da olsa art niyetli bir girişimdir. 128 milyar doları kim aldı? Ocak ayında 20 milyon.